Merhaba arkadaşlar, Umikis'e hoş geldiniz. Evet, bu gördüğünüz bir saksı. Biz bugünlerde dışarı çıkamadığımız için içine bir çiçek bulamadık ama siz evinizdeki çiçeklerden birine yapabilirsiniz bu saksıyı. Şimdiki yaptığım ilk iş bir ten rengi elde etmek. Evet, sarı, kırmızı, beyaz bu renkleri karıştırıyorum. Bir ten rengi elde ediyorum. Kocaman bir süt şişesi kullanacağım. Bu bitmiş, kullanılmış süt şişesini bir saksıya dönüştürmek istiyorum. Önce bunu her tarafını gördüğünüz gibi böyle ten rengine boyadım ve kuruttum. 2-3 kat sürebilirsiniz bunu. Kullandığım boyalar akrilik boyalar, su bazlı. Eğer elinizde guaj boyalar varsa onları da kullanabilirsiniz. Süt şişesinin alt kısmını kesiyorum. Taban kısmını yani çıkartıyorsunuz. Şimdi bu bölge gözleri olacak. Göz yerlerini belirleyebilirsiniz bir kurşun kalem yardımıyla. Süt şişemin tutma yeri burnu gibi düşüneceğiz. Burnu olacak. Ağız kısmı da hemen altına kapağa yakın kısma çizeceğim. Şimdi göz bebeklerini boyuyorum. Gözlerinin rengi yeşil olsun istedim. Rengini değiştirebilirsiniz tabii. Mavi olabilir, kahverengi olabilir. Şimdi böyle açıklı koyulu bir yeşil yapıyorum. Daha biraz daha boyut kazansın diye. Siyah göz bebeklerimizi de boyayalım. İnce bir fırça kullanırsanız eğer daha kolay boyarsınız. Evet, ben böyle gözlerinin iç kısımlarını, kirpiklerini de çizdim. Burun yerini belirledim, şu yukarıda görüyorsunuz. Şimdi dudaklarını çiziyorum. Evet, dudaklarına da böyle ışık gölge kullandım. Beyazlar ve siyahlar. Birazcık böyle yanaklarını pembiş pembiş yapmak istiyorum. Onun için birazcık kırmızılar ve çiller kullandım yanakların üstüne. Çilli olsun benim saksım. Şimdi gözlerinin iç kısımlarını beyaza boyuyorum. Beyazı sürünce daha çok gözleri ortaya çıktı. Evet, sanki yüzü hazır gibi değil mi? Şimdi böyle burnu da boyut kazandı. Şimdi bu renkli renkli iplerden saçlar yapacağım. Ben böyle rengarenk olsun istedim saçları. Tek renkte kullanabilirsiniz tabi. İpleri böyle aynı boyda dizdim. Sonra kestim ve şimdi örüyorum. Örgülü kalabilir, açık kalabilir saçları. Ben böyle iki yandan örgülü olsun diye düşündüm. Örgü kısımlarını bağlayıp o üst kısımlarından iplerini bıraktığım yerden silikonla yapıştıracağım. Ama ondan önce böyle minik kurdeleler yapıyorum. Örgülerin uç kısımlarına sanki fiyonk takmışım gibi olacak. Sizin elinizde belki eski tokalarınız vardır, kullanmadığınız tokalarınız vardır. Direkt onları da yapıştırabilirsiniz bu saçların üstüne. Evet, böyle iki yandan bu saç örgülerini takacağım için silikonla yapıştırıyorum. Evet, şimdi şu üst kısmı kapatmak için böyle bir bandana yaptım. Ben elimde böyle bir kumaş parçası vardı. Bu kumaş parçasında sanki kafasına bandana takmışım gibi bir efekt vermek istiyorum. Şimdi bu çizdiğim yerleri ön kısma gelecek şekilde yapıştıracağım. Silikon daha iyi yapıştırıyor. Tutkallar birazcık tutmuyor plastiği. Onun için sıcak silikon kullanıyorum. Şimdi saçının önünü yapmak istedim. Bir kahkül istedim ya. Onun için saçının önüne, yani bu bandananın tam ön kısmına
bir kahkül yapıyorum. Şimdi bu ipleri böyle dizdim ve altlarını kestim. Boyutunu siz ayarlayacaksınız tabii. Çok uzun olursa benim yaptığım gibi böyle kesebilirsiniz kahküllerin boyunu. Saksımız çok güzel olmadı mı? Benim çok hoşuma gitti. Böyle değişik ten renklerinde, saç renklerinde bir sürü saksı yapabiliriz. Hadi bakalım malzemeleri alın. Başlayalım birlikte saksı yapmaya. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Umikist'i takipte kalın. Bye bye.